Bir kimse şu 10 farzı yerine getirmedikçe tam müttaki olamaz. Birincisi, dilini gıybetten muhafaza etmek. Zira Allahu Teala şöyle buyurmuştur: "Birbirinizi gıybet etmeyin." Hucurat Suresi. İkincisi, suizandan sakınmak. Çünkü Allahu Teala şöyle demiştir: "Zannın çoğundan sakının. Çünkü zannın bazısı günahtır." Hucurat Suresi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Zandan sakının. Zira zan sözün en yalanıdır." buyurmuştur. Üçüncüsü, alay etmekten sakınmak. Çünkü Allahu Teala şöyle buyurmuştur: "Bir topluluk bir toplulukla alay etmesin." Hucurat Suresi. Dördüncüsü, harama bakmamak. Çünkü Allahu Teala şöyle buyurmuştur: "Müminlere söyle, gözlerini harama kapatsınlar." Nur Suresi. Beşincisi, doğru konuşmak. Çünkü Allahu Teala şöyle buyurmuştur: "Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin." En'am Suresi. Hayır, Allah sizi imana hidayet etmekle size ihsan ediyor. Hucurat Suresi. Yedincisi, malını hakka harcayıp batıla harcamamak. Çünkü Allahu Teala şöyle buyurmuştur: "Onlar infak ettikleri vakit israf etmezler, cimrilik de yapmazlar. İkisi arası denk giderler." Sekizincisi, kibir ve gurur etmemek. Çünkü Allahu Teala şöyle buyurmuştur: "Bu ahiret yurdunu yeryüzünde kibir taslamayan ve fesat çıkarmayanlara tahsis edeceğiz." Kasas Suresi. Dokuzuncusu, beş vakit namazları vakitlerine, rükûna ve secdesine riayet ederek titizlikle kılmak. Çünkü Allahu Teala şöyle buyurmuştur: "Beş vakit namazı ve orta namazı muhafaza edin ve Allah için divan durun." Bakara Suresi. Onuncusu, ehl-i sünnet vel cemaatten ayrılmamak. Çünkü Allahu Teala şöyle buyurmuştur: "Gerçekten bu benim doğru yolumdur. Ona tabi olun, öteki yollara gitmeyin. Sonra ana yoldan sapmış olursunuz." En'am Suresi. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur: "Ona Allah'tan kork" denildiği zaman gururu kendisini günaha sürükler. Bakara Suresi. Gazap, gayret, gurur, başkanlık sevgisi, düşmanlık, buz, tamah, cimrilik, rağbet, korku, sevinme, şımarma, haddini aşma, zenginlere tazim gösterme, fakirleri horlama, övünme, kibir, dünya malı için rekabet, onunla gururlanma, riya, gösteriş, kibirlenerek haktan yüz çevirme, malayağını ile uğraşma, lüzumsuz çok konuşma, sapkınlık, kendini beğenme, başkalarının hallerini araştırma, üzerinde bulunduğun ve onu muhafaza etme, senin için ibadet sayılan halini terk etme, mülk edinme, iktidar, Allah'ın emrini küçümseyip mahluklara saygı gösterme, onlara yağcılık etme, amellerini beğenme, yapmadığın şeyle övülme sevgisi, halkın ayıpları ile meşgul olup kendi ayıplarını görmezden gelme, Allah'ın nimetini unutup onu kendine veya o nimete alet olan kimselere nispet etme, zahire aldanıp esaslara bakmaktan, hududu muhafaza etmekten ve her şeyi yerli yerine koymaktan vazgeçmek, neşeyi tercih edip hüzünden nefret etmek, o hüzün ki yok olursa kalp harap olur, korku ondan çıkar, onun uzak olmasıyla hikmet nuru söner, onun artmasıyla Rabb'e yakınlık ve onunla ünsiyet kurulur. Artık o dinlenir, her şey ondan anlaşılır. Bütün halktan zenginlik, ebedi saadet, sonsuz kurtuluş, eksiksiz nimet onunla olur. Senin için nefsin tarafını tutmakla doludur. Halbuki onun hor olması,
onun için devadır, onun için mutluluktur. Allah'ın sevdiklerinin, seçtiklerinin, temiz kullarının, şehitlerinin, alimlerinin, Allah'ın kader akıntılarını bilenlerin ve aptalların zümresine onunla girilir. Senin için Hakk'ın dinine yardım edenlerin, onun delilini ayakta tutan velilerin, halkı ona itaate çağıranların, gazabından sakındıranların, onlara helak günlerini hatırlatarak gazabından ve ateşinden uyaranların, rahmetine ve cennetine teşvik edenlerin tarafını tam tutmakla doludur. İçten onlara düşman olmakla beraber, dıştan onlara dost olmakla doludur. İyilerden, kalpleri kırık olanlardan yüz çevirmekle doludur. Onlar ki Rahman'ın meclis adamlarıdır. Onda huzur bulanlardır. Zorluktan ayrılmayanlardır. Hizmete devam edenlerdir. İhsanı ile sefa sürenlerdir. Hilatini giyenlerdir. Aziz olan Rabbin halis kullarının damgasını taşıyanlardır. Dünyada şans ve fitnenin dönmesinden, kabirlerde kıyamet korkusundan ve kabrin sıkmasından, kıyamette hesap için uzun zaman beklemekten, ürkmekten emindirler. Beka yurdunda nimet, sevinç, güzellik ve neşe içinde ölümsüzdürler. Orada her an, her saat ve her lahza, her türlü zerafet ve letafetin içindedirler. Yine sen, sana verilen kaza ve kaderden serbest bırakıldığın, yorgunluktan dinlendiğin, dolayısıyla bir zamanlar başkasının olan vergi, lütuf ve nimetlerin çekilip alınmasından emin olmakla aldandın. Bu nimetler geçen ve göçenlerden Firavun, Haman, Karun, Şeddat, At, Kayser ve Kisra'dan eski krallardan fani olup yok olan ümmetlerden kalmıştır. Onlar ki dünya onlarla oynadı. Hülyalar onları avuttu. Sonunda Allah'ın emri geldi. Aldatıcı şeytan onları aldattı. İştahla topladıkları şeyler engele takıldı. Kendilerine verilenler kesildi. Nefisleri için serdikleri döşekler kaldırıldı. Yüksek binalardan indirildiler. Elde ettikleri zafer nevşesinden uzaklaştırıldılar. İddia ettikleri ve bir daha ellerinden çıkmayacağını zannettikleri mallarından koparıldılar. Kendilerine emanet edilen, ödünç verilen mallar geri istendi. Allah'tan hiç ummadıkları şeylerle karşılaştılar. Yaptıkları kötü amellerin üzerinde durduruldular. İrtikap ettikleri şeyin en ince noktalarına kadar hesaba çekildiler. Dünyada başkalarını hapsettikleri hapislerin en dar yerinde tutuklandılar. Uyguladıkları şiddetin en zoruyla karşılaştılar. Ettikleri azabın en çetiniyle azap edildiler. Ateşe yakıldılar. Elleri ve ayakları zincirlerle bağlandı. Zakkum ve diken yemeğinden yediler. Kaynar sudan içtiler. Cehennem halkının kanlı irinli pisliğinden doydular. Bu geçenlerde senin için ibret yok mu? Geriye bıraktıkları mülklerde ve bina edip de sürdükleri meskenlerde öğüt yok mu? Çünkü onlar o binalarda haksızlık ve zulüm etmişlerdi. Nice namuslara dil uzatmışlar, sırtlara, yanaklara ve başlara tokat atmış ve dövmüşlerdi. Nice zavallı ve sahipsiz miskin fakirlerin gözlerini ağlattılar. Nice soylu zenginleri hor ve fakir ettiler. Nice kötü bidatleri meşru hale getirip resmileştirdiler. Nice hekimlerin kalplerini kırıp kızdırdılar. Nice bedduaların, feryatların ve yanık seslerin gece yarılarında şikayet tarzında Rahman'a yükselmesine sebep oldular. Buna cevap verecek de yalnız o idi. O da kıymetli melekleri çağırdı. Onlar da yardıma koştular.
adil büyük hükümdara ilettiler. O ilim ve hikmet sahibi de onların kalplerine baktı. Onların gizlediklerini ve açıkladıklarını çok iyi bildiği için onlara cevap verdi. Andolsun ki bir zaman sonra olsa da size yardım edeceğim dedi. Onları biçilmiş ekin gibi kıldı. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Bak şimdi, onlardan geriye kalan bir şey görebiliyor musun? Hakka Suresi.